Baba, 17 Kasım 2020 Newcastle, İngiltere Birleşik Krallık, akşam 6'lı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. İngiltere'de güzel günler geçiriyoruz açıkçası söylemek gerekirse. Teklerimiz geliyor. Tabii ki Kriptos demiştik. Bu Wolverhampton'da o da geldi. Evet, şimdi günün koşullarına başlayalım. Sistemimizde bizim herhangi bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Biz ne istiyoruz? Size tüm çıplaklığıyla, gerçekliğiyle yansıtıyoruz. Burada alıp siz onu armağanlayacaksınız. Bakın, AGF oranları yüksek olan hatları siz bakın. Kendiniz tamamlayın. Tabii ki duruma göre değişiklikler arz ediyor. Ve o yönde bir talep oluyor. Bu demektir ki o at muhtemelen gelecek demektir arkadaşlar. Yani bunu yaptığımız zaman sırayla hepimiz, diğer arkadaşlar, kazanmayan arkadaşlar, kazanan arkadaşlar hepsi sırayla tutacaktır. Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Evet, şimdi koşullara geçelim. Newcastle'da 17 Kasım'da ikinci koşuyla başlıyor altılı ganyan. Tüm koşular kum pistte gözüküyor. Handikap bir koşu, 2 yaşlı İngilizlere. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bugünkü Newcastle, Birleşik Krallıklarının arkadaşlar, buradaki koşullarda birbirine çok yakın, bu kadar çok aynı seviyede, aynı levelde safkanı hiç biz bir arada görmedik yakın zamanda. Öncelikle onu size dikkatinizi çekiyorum. Bu altının ya çok güzel bir ikramiye verecek ya da devredecek. Bundan eminiz yani. Newcastle'da daha evvelden güzel bir ikramiye aracılık etmiştik. Bu sefer de böyle olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Güzel bir ikramiye bizi bekliyor bu sefer. Evet, şimdi yoğunlaşalım. İlk koşu, ilk ayak, ikinci koşuyla başlıyor dedik. Toplam 6.545 terlik ikramiye. 1010 metre bir hız koşusu bu. Arkadaşlar, burada ilk atımız bizim 1 numaralı Navajo Spring. Paul Mulrennan'la. Son iki koşusu Newcastle'da gayet güzel bir performans gösteriyor ve yaptığı dereceler falan tamamıyla 10 numara bir derece yapıyor burada. 3 numaralı starttan da çıkıyor. Dümdüz koşacaklar ve bu koşuyu da 1 numaranın alma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. 11 numaralı Atta Boy Roy. Ray Danson'a Atta Boy Roy. Aynı şekilde birincilik adaylarından bir tanesi ve en son olarak da 7 numaralı Enough is Good Enough Sylvester de Souza ile. Arkadaşlar, Sylvester de Souza burayı seçti. Burayı seçtiği için de burada gene güzel atlara biniyor. Çok dikkat diyorum size. Bu ayakta biz biraz az at yazdık ama ilk ayak olması nedeniyle burada çıkacak olan AGF'lere göre sizler de kendi atınızı ilave edebilirsiniz ama bu 3 atı mutlaka ilave etmenizi tavsiye ederim. Buradaki görüntümüz ikinci koşu itibariyle 1, 11 ve 7 arkadaşlar. 1, 11 ve 7. Hatta Boy Roy 11 numara Ray Dawson'la. Başarılı jockey ile gelebilir diyoruz. Tabii ki burada kulaklıkları takmışlar, gözlükle takmışlar. 3 numara var, 4 numara var. Yani yazmakla bitmez. Emirati Dirham çok gerilerde bir safkan. Dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir beklentimiz yok bu 2'den. Evet, şimdi üçüncü koşuya geçiyoruz. Altılı Gaya'nın ikinci ayağına. Evet, Newcastle'da üçüncü koşudayız. Altılı Gaya'nın ikinci ayağındayız. Handikap 3'ü yukarı İngilizler arkadaşlar. 1600 metre. Çok zor bir koşu gerçekten. Günün en zor koşularından bir tanesi şu anda karşınızda duruyor. 4 numaralı Desert Dream Kevin Stott'la, her ne kadar arkadaşlar burada bu gözükmese de bu grubun çok üstünde bir safkan bu. Yani 2020 yılında at koşmuş gözükmese de grubun çok üstünde bir safkan. Birinci sıraya azmak zorundayız. Yaptığı itmanlarla arayı kapatıp şak diye gelebilir. 10 numaralı Zeshov arkadaşlar, Sam James'le. O da aynı şekilde kaliteli bir safkan. 3 numaralı Strong Steps Phil Dennis'le. Fildeniz bombaların adamı Fildeniz. 7 numara Straight Ash Graham Lee ile son iki koşusu ikincilikle bitmiş arkadaşlar. Çok dikkat buna. Graham Lee de epeydir koşu falan alamıyor.
Burada dikkat diyorum ben bu Straight Ash'e, 7 numaraya. 5 numaralı Absolute Dream Paul Hannigan'la ve 2 numaralı Kallone, kaldı ki bu muhtemelen AGF'si en yüksek çıkacaktır arkadaşlar. Kallone. Bunu da o yüzden yazdık. Gerçi güzel de fena da değil Sapkan. Fakat biz geleceğine inanmıyoruz Sapkan. O yüzden en son sıraya attık biz bunu. Hani bilginiz olsun. 4, 10, 3, 7, 5 ve 2. Bizim 6 tane atımız burada arkadaşlar. Dediğim gibi burada birbirine yakın güçte safkanlar mücadele edecek ve bu zor ayaklardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Handicap 3 ve yukarı İngilizler zaten adından da belli. Dördüncü koşu Newcastle'da geçiyoruz şimdi. Evet arkadaşlar, dördüncü koşudayız. Altılık ayağın üçüncü ayağındayız. Handicap 3 ve yukarı İngilizler'e devam ediyoruz. 5593 sterlin dağıtılacağı. Bir evvelki koşu da aynen 5593 sterlin. Zaten bölünmüş bir koşu bu. İkisi de 1610 metre. Ben de 1610 metre gözüküyor. Evet, 10 metre. Arkadaşlar burada 6 numaralı Come On Linda, Daniel Tudop'la ilk atımız bizim. 2 numaralı Chosen World, Paul Mulrennan'la. 8 numaralı Stand Free, Kevin Stott'la. 9 numaralı Jealous, P.G. McDonald'la ve 3 numaralı Amor Fati, Andre Mullen'le arkadaşlar. Bizim buradaki görüşlerimiz bu yönde. Bu atlar diğerlerine oranla bir tık daha öndeler. Ön plandalar bize göre. Dediğim gibi siz de burada kendi atlarınızı yazabilirsiniz. Bu karışık ayaklar, bilhassa ikinci ayak ve üçüncü ayak çok karışık gerçekten arkadaşlar. Ona göre siz de değerlendirmenizi yaparsınız. Evet, şimdi beşinci koşuya geçelim. Altılık ayağının dördüncü ayağına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5. koşudayız. Altılı Gaya'nın 4. ayağı. Yine handikap şu yukarı İngilizlere devam ediyoruz. 1200 metre kumpis. Toplam 5593 sterlin ikramiye dağıtılacak burada da. Arkadaşlar burada toplam 14 tane sapkan var. İlk atımız Mo Henry, Jessica Anderson'ın bindiği. İrlanda'dan gelip ilk koşusunu 3 Kasım'da Newcastle'da yaptı. Bu grubun biraz üstünde kalıyor arkadaşlar. Mo Henry, onu söyleyelim. O yüzden ilk atımız Mo Henry. Grubun 1-2 tık üstünde. 2 numaralı Heart Solution, Daniel Tudop'la. Bu da kaliteli safkan arkadaşlar. Geliri var. 4 numaralı Real Smooth, Ray Dawson'la. Bu grubun da bir tık üstünde arkadaşlar, Real Smooth. 7 numaralı Gigi's Beach, Kevin Stott'la ve 11 numaralı Starcracker, Phil Deniz'le, Bombacı Phil. Bizim tavsiyemiz bu şekilde, bu yönde. 10, 2, 4, 7 ve 11 şeklinde arkadaşlar. 5. koşu, Altılı Ganyan'ın 4. ayağı. Evet, şimdi bana göre günün en karışık koşusu olan 6. koşuya geçiyoruz. Gerçekten bugün birbirine yakın çok sapkan var. Burada da kendi atınız varsa yazın tabii ki arkadaşlar, AGF oranlarına göre. Evet, şimdi 6. koşuya geçelim. Evet, Birleşik Krallık Newcastle 6. koşu Handicap 3 ve yukarı İngilizce'de devam. 1200 metre kumpis. Bu da aynen bölünmüş koşu arkadaşlar, 5. koşuyla. Burada toplam 5593 sterlin ikramiye dağıtılacak. Evet. Arkadaşlar burada baktığımızda 14 tane safkan da burada var. Aynı bir evvelki koşu gibi 14, 14, 28 tane safkan ikiye ayırmışlar. İlk atımız 2 numaralı Superiority Clifford Lee ile. Epeydir kazanmıyor Clifford Lee. Burada ilk atımız ama Superiority. 3 numaralı Ethical Sam James ile. 1 numaralı Castle Quarters David Nolan'la, 6 numaralı Billy Wedge Tom Eaves'le, 11 numaralı The Mackim Torpedo Graham Lee'le ve 8 numaralı Fantasmal Jason Hart'la arkadaşlar. Burada bizim tavsiyemiz oluşuyor. Bakın, ne bir çizgi var, ne bir herhangi bir veya var falan filan. Yani öyle bir şey yok. Çünkü bu atların değerleri, kazanma olasılıkları çok yakın birbirine.
Gerçekten birbirine çok yakın güçte safkanlar. Görüyorsunuz zaten İngiltere'de de hep böyle 3 at 4 at kafa kafaya giriyor. Artık atlar oturdu. Pandemiden sonra jokeyler de oturdu yerine. Gördüğünüz gibi hep fotoda bilhassa Campton'da birinci ayak dün gece inanılmazdı. Tabii ki bizim verdiğimiz at geldi. İkinci ayak da öyle. Genel Azof'a çok güvenmiştik açıkça söylemek gerekirse. Hatta Genel Azof'u tekme atalım diye düşünüyorduk. Fakat Sapkan'ı çok koşturuyorlar. Çok yorgun olduğu için kazanamadı. Normalde kazanması lazımdı arkadaşlar. Kuponumuzda vardı. Evet, şimdi 6. kuştan 7. kuşa geçelim. Evet, Newcastle'da son koşudayız. 6 ayağın son ayağındayız. Handikap 3 ve 2 yukarı İngilizlere devam arkadaşlar. Yani hep bunları koyduğum bukları müddetçe bu handikap 3 ve yukarı İngilizler İngiltere'de daima sürpriz demek. Arkadaşlar burada bir banko tavsiyemiz var size ama bunun veyası var. Son koşuya denk geldi böyle bir şey. Burada 1 numaralı Crown Talk Bay Paul Mulrennan'la banko tavsiyemiz. Ancak Paul Mulrennan'ın şöyle bir özelliği var. Böyle eğer AGB'si yüksek çıkarsa, yani yeşil yanarsa burada çok zor gelir arkadaşlar. Çünkü Paul Mulrennan böyle çok fazla favori olduğu yarışları getiren bir jockey değil. İşin kötü tarafı bu. Ama tabii ki bindiği at gerçekten çok kaliteli. 70 handikap puanı var zaten görüyorsunuz. Bu atın düşmesi durumunda ne olur? Atlara gineriz o zaman. 11 numaralı Betty Grable, Paula Muir'le ve 12 numaralı Royal Regent, Ray Dawson arkadaşlar. Bunlar devreye girebilir veya hepsi devreye girer açıkçası söylemek gerekirse ama biz bir banko diyoruz. Yalnız 10, bir de 6 numara üzerim. Bir de 6 numara var arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttuk. Cooper River. Parayı yapacak ayaklardan bir tanesi de bu. Son ayak. Çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Varsa sizin atınız, kendi atınız onu da yazın oraya. Evet. Gördüğünüz gibi burada çok fazla birbirine yakın at olunca çok fazla at önermek durumunda kaldık. Biz de bunları ayıklayacağız ve ona göre banko tercihlerimiz varsa onu yapacağız. Size de aynısını tavsiye ederim. Ama gerçekten büyük bir ikramiye olabilir. Bilemiyorum tabii. Akşam yarışları bazen full bankolara geliyor. Ama burada en bankosu bile 2.80, 3.30, 3.50 civarında tutuyor. 1.50'ler, 1.80'ler, 1.20'ler diye bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar, Newcastle'a da noktayı koyuyoruz bu şekilde. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Sağlıklı ve mutlu günler. Her şey gönlünüze göre olsun. Görüşmek üzere. Bitti.